Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'ı gösteriyor. Her sabah olduğu gibi bu sabahta dünü ve bugünü özetleyeceğiz. 3 saat boyunca haber özetleriyle yayınımıza başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle dün akşam resepsiyon düzenlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı resepsiyona Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşleriyle birlikte katıldı. Resepsiyonda Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerle demokratikleşme paketi üzerine sohbet etti. Sohbetin ayrıntıları ve muhalefet liderlerinin mesajları birazdan güne başlarken de olacak. Meclisin açılış resepsiyonuna askerler de tam kadro katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 1000-1500 kişilik kaçakçı gruplarının sınır geçişleri için kaçakçı grupların içeriden de destek aldıklarını söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler de jandarmanın üniformasının en geç 2014'te değişeceğini açıkladı. 28 Şubat davasında 8 sanığa tahliye kararı çıktı. Tahliye edilen isimler arasında dönemin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türker ile dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya da var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı fonu, taşeron işçilik ve esnek mesai ile ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında Başbakan'a sunulacağını belirtti. Türkiye'de bir ilk daha gerçekleşti. Konya'da hayatını kaybeden bir kişinin pankreası yüksek hızlı trenle Ankara'ya götürüldü. Organ bir hastaya nakledilmek üzere dış kapı hastanesine ulaştırıldı. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde büyük bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştirildi. Askerin de destek verdiği operasyonda 23 ton esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu 8 kamyon ancak taşıyabildi. Şampiyonlar Ligi'ne 6-1'lik Real Madrid yenilgisiyle başlayan Galatasaray grubundaki ikinci maçında bu akşam Juventus'la karşılaşacak. Deplasmandaki maç saat 21.45'e başlayacak ve Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Mancini sarı kırmızılı takımın başında ilk kez sahaya çıkacak. Dün akşam oynanan Şampiyonlar Lig maçlarında Arsenal'de Mesut Özil, Atletico Madrid'de de Arda Turan gol attı. Arsenal Napoli'yi 2-0, Atletico Madrid'de Porto'yu 2-1 yendi. Spor bölümümüzde bunları da geniş yer vereceğiz. Güne başlarken başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşleriyle birlikte katıldı. Resepsiyonda Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerle demokratikleşme paketi üzerine sohbet etti. CHP ve MHP liderlerinden de mesajlar vardı. Meclisin açılış resepsiyonuna işte bu görüntü damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünisa Gül'ün ilk kez katıldığı meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan eşleriyle birlikte objektiflere el salladı. Resepsiyonda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la BDP'li Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık arasında demokratikleşme paketi diyaloğu yaşandı. Başbakan Erdoğan, Kaplan ve Sak'a demokratikleşme paketini nasıl buldunuz diye sordu. BDP'liler paketi yetersiz bulduklarını, bölgede dağdakilerin dönmesi, cezaevindekilerin ise çıkması beklentisi olduğunu söyledi. Başbakan ise yakında yeni paketlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Resepsiyonda Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in gündeminde ise yeni anayasa çalışmaları vardı. Çiçek, siyasi partilerin bu konuya daha fazla yoğunlaşması gerektiğini belirtti. Bize havale etseler Meclis Başkanlığı olarak 8-10 madde dışında bir taslak metni kamuoyuna sunarız dedi. Cemil Çiçek milletvekillerine de uyarılarda bulundu. Meclis iş tüzüğüne aykırı davranışları burası Kobo mahallesi değil sözleriyle eleştirdi. Resepsiyona CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri kamuda başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin köşkte başbakanlıkta var, mecliste niye olmasın yorumunu yaptı. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın 3 alternatifli seçim sistemi önerisine ise sert tepki gösterdi. Bunların gerçek niyetini kamufle eden öneriler olduğunu söyledi. MHP lideri daraltılmış seçim sisteminin en çok MHP'yi etkileyeceği iddialarına ilişkinse MHP güçlü bir partidir, her seçim sisteminde mücadelesini sürdürür dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ise resepsiyonda Cumhurbaşkanı Gül'ün genel kuruldaki açılış konuşmasında verdiği hizmete devam edeceğim mesajı soruldu.
CHP lideri her yöne çekilebilir yorumunda bulundu. Resepsiyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise kıdem tazminatı fonu, taşeron işçilik ve esnek mesai ile ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında başbakana sunulacağını belirtti. Meclisin açılış resepsiyonuna askerler de tam kadro katıldı. Komutanlar, gazetecilerin sınırdaki kaçakçı gruplar ve Sivas'ta düşen askeri uçakla ilgili sorularına yanıt verdi. Resepsiyonda İçişleri Bakanı Muammer Güler'den de jandarmaya ilişkin sürpriz bir açıklama geldi. Jandarma üniforması değişiyor. Açıklama İçişleri Bakanı Muammer Güler'e ait. Meclisin yeni yasama yılı resepsiyonunda konuşan Güler, jandarmanın kullandığı üniformaları değiştirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Komutanlarla birlikte eşleri de resepsiyona geldi. Ancak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in eşi Kamuran Özel rahatsızlığı nedeniyle resepsiyona katılamadı. Resepsiyon girişinde Başbakan Erdoğan Orgeneral Özel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Orgeneral Özel, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde hava savunma sistemi ihalesini Çin firmasının kazanması ilişkin soruyu, bu soruyu hükümet yetkililerine sorun diyerek yanıtladı. Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri ve kaçakçılık hareketlerini de değerlendirdi. Hudutlarımızı korumakla görevliyiz, önlemlerimizi arttırıyoruz dedi. Özel, 1500 kişilik kaçakçı gruplarının sınır geçişleri içinse kaçakçı grupların içeriden de destek aldığını söyledi. Özel, Sivas'ta yaşanan askeri uçak kazası içinse inceleme başlatıldı, karayolunda kaza olmuyor mu yorumunda bulundu. Meclisin açılış anına dönelim şimdi de. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı olarak son kez Meclis Genel Kurulu'na seslendi. Demokratikleşme paketi başta olmak üzere Kürt sorunu ve Gezi olayları ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gezi Parkı'nda çevre duyarlılığı ve şehir estetiği kaygılarını sergileyen gençlerin barışçı eylemlerini demokratik gelişkinliğimizin yeni bir tezahürü olarak gördüm. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meclisin açılış konuşmasını yaptı, Gezi Parkı olaylarını yorumladı. Genç kuşakları anlamak için hassasiyet çağrısı yaptı. Ülkemizin bu kez gelişmiş demokrasilerdekilere benzer kaygı ve taleplerle gündeme gelmesinden çekinilecek bir husus yoktu. Bu eylem ve olaylarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dilerim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, demokratikleşme paketine destek verdi. Sayın Başbakan tarafından açıklanan ve ülkemizin önemli sorunlarına çözüm getireceğine inandığım yeni adımları da memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim. Bu sürecin devam ettirilmesi gerektiğine de inanıyorum. Gül, meclisin yeni yasama yılının açılışında seçim dönemi için uyarıda bulundu, kutuplaşma Türkiye'ye yarar getirmez dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında çözüm sürecine ilişkin mesajlar da vardı. Ve sürecin bir kardeşlik barışıyla taşlandırılabilmesi için gerekli adımlar suhuletle ve kararlılıkla atılmalıdır. Bu elbette bir pazarlık süreci olamaz. Bölge haklarının umut olarak gördüğü Türkiye, kendi barışının fırsat ve umudunu söndürmemelidir. Gül ifade özgürlüğüne de vurgu yaptı. Özgür, eleştiren, tarafsız ve bağımsız bir medya ülkelerin demokratik gelişimi açısından çok önemlidir dedi. Yeni dönemin ilk konuşmasını Meclis Başkanı Cemil Çiçek yaptı. Sözleri öz eleştiri doluydu. Çiçek, yeni bir anayasa yapmamış olmamızın sorumluluğunu nasıl taşıyacağız diye sordu. Ortaya koyduğumuz hedefin çok uzağında, umutların her geçen gün daha da azaldığı bir süreçte çalışma sürdürüyoruz. Yeni bir anayasa yapamamış olmamızın sorumluluğunu nasıl taşıyacağız? Milletimizi bunu nasıl izah edeceğiz? Türkiye özgürlükler sorunu, terör sorunu, demokrasi sorunu benzeri birçok toplumsal sorun. Bütün bunlara tatminkar çözüm bulamadık. Meclis Başkanı Cemil Çiçek konuşmasında sadece öz eleştiri yapmakta kalmadı. Uslup tartışmalarına da değindi. Çiçek milletvekillerine sağduyu çağrısı yaptı. Değil, işimiz çok, yolumuz uzun ama zaman kısa. Gelin sorunlarımızı çözmek için birlikte yeni bir başlangıç yapalım. Meclisin bu yılki açılışı ilklere de sahne oldu. Neler yaşandı? Şimdi izleyeceğiz. Bu
Seçildiğim görev süresi içerisinde benim son yasama yılını açış konuşmam. Mecliste bu yılki açılış töreni Abdullah Gül için bir veda niteliğindeydi. Gül meclise 11. Cumhurbaşkanı olarak son kez seslendi. Bundan sonra da bu anlayış ve şuurla milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Cumhurbaşkanı'nın eşi Harun Nisa Gül ise bu yıl bir ilki yaşadı. Harun Nisa Gül, eşinin 6 yıllık görev süresi içinde ilk kez Meclis Genel Kurulu'na geldi. 4. yasama yılının 1. birleşimini açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkan Cemil Çiçek'in oturumu açmasıyla yeni yasama dönemine merhaba dedi. Cumhurbaşkanı Gül ilk kez Kadın Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından karşılandı. Bu yıl genel kurul salonu tadilattan geçirildi. Aydınlatma sistemi dahil birçok şey değiştirildi. Gerginliği azaltıcı hangi adımlar atılmış acaba? Gerginlik insanın tabiatından doğar. Ergenekon davasından tarihe olan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın yemin etmesi bekleniyordu. Ancak genel kurul salonunda yoktu. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Buradaysa kürsüye davet ediyorum. Yok. Milletvekilleri de heyecanlıydı. Heyecan var mı sizde şu an? Her zaman heyecanlıyız. Heyecan var mı? Ne heyecanı diyeceğim? Ne heyecan? Ya ben 30 senelik siyasetçiyim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketine muhalefet liderlerinden tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre paket yetersiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de paketin içeriğinin Abdullah Öcalan tarafından kaleme alındığını söyledi. Öğrenci andının kaldırılmasına da tepki gösterdi. Ve tüm bu eleştirilere yanıt Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, demokratikleşme paketinin toplumun bütün kesimlerinin beklentilerine karşılık verdiğini söyledi. Kusura bakmasın. Ben milletimin nabzını bu noktada kamuoyu araştırmalıyım. Her şeyi tuttum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajını %3'e indirelim önerisine sıcak bakmadı. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan, paketin yetersiz olduğu eleştirilerine de tepki gösterdi. Bütün beklentilere cevap verecek şekilde yaptık. Görmeyenler bardağın boş tarafında acaba kaç santimde ona bakıyor. Doğan barajı düşürürsün. İçinde hemen ona da saldırıya başladı. Bu işte bunların işine yarar. Başbakan, hiçbirinin yasayla masayla alakası yok. Şiddete bulaşmamış olanlar vesaire. Bakın biz 3. paketi yaptık, 4. paketi yaptık. Çıkacak olanlar cezaevlerinden çıkmaktadır. Ama çıkmaması gerekenler de çıkmamaktadır. Başbakan gazete... 28 Şubat davasında 8 sanığa tahliye çıktı. Tahliye edilen isimler arasında dönemin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türker ile dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya da var. Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru usullerinin tanıtım toplantısında buluştu. Adalet Bakanı Ergin, bireysel başvurular ve tazminat komisyonu çalışmalarıyla Türkiye'nin ihlal başvurusu listesinde 2 sıra gerilediğini söyledi. İade edilmesi kararı Süryaniler tarafından memnuniyetle karşılandı. Manastır yönetimi ve Süryani cemaati kararın hayata geçmesi için gereken adımların atılmasını bekliyor. Cirayir Kaynar, 90 yaşında İstanbullu bir doktor. 64 yıllık meslek hayatında yaklaşık 500 bin kişiyi muayene etti ve bunu çoğunlukla ücret almayarak yaptı. Kazıköy'e vatanım diyen Kaynar için esnaf harekete geçti, belediyeye başvurdu. Amaç, muayenehanesinin bulunduğu sokağa ismini vermek. Ölünceye kadar devam edeceğim. Hem işimi seviyorum hem insanları seviyorum. Ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Böyleydi. İlerleyen saatlerde ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz ama şimdi bir de ekonomi cephesine bir göz atalım. Borsa İstanbul 7 günlük düşüşün ardından dün yönünü yukarı çevirdi. Evet, rakamlar böyleydi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nde. Evet, kısa bir gazete turu yaptık. Ayrıntıları ilerleyen saatlerde paylaşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde hava durumunun ayrıntıları. İstanbul'da kuvvetli karayelle bugün hava soğudu. Sıcaklık 17 dereceye kadar indi. Yağmur 4 gün sürecek. Ankara'da gündüz lodos var. Akşam havanın soğumasıyla yağmur kuvvetini artıracak. Sıcaklık başkentte de 17 derece.
İzmir'de ise yağmur öğleden sonra kenti terk edecek. Rüzgar soğuk esiyor, sıcaklık 22 derece indi. Şimdi trafikteki son duruma bakacağız. Ardından da gazete manşetlerini paylaşacağız. Evet, yağmurlu bir İstanbul sabahı ve bakalım İstanbul trafiğini nasıl etkilemiş. İstanbul geneline baktığımızda diğer günlere göre turumuzu Cumhuriyet Gazetesi ile tamamlıyoruz. Şimdi birazdan Gökhan Abur stüdyomuzda olacak ve hava durumunun ayrıntılarını paylaşacak. NTV Meteoroloji Editörü, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz tekrar Sayın Abur. Merhaba, günaydın. Günaydın. İstanbul'da yağış var ve birçok bölgede de dün de etkili oldu. Yurt genelinde bugün yağışlar devam edecek mi? Nasıl bir hava bekliyor? Evet, şu an itibariyle Güneydoğu ve Doğu dışında ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var. Doğu Karadeniz'e de hafif olarak başladı. İlerleyen saatlerde etkisini artıracak. Trakya'da biraz hafifledi. Radarla tekrar başlamak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi Edirne ve Kırklareli'nde hava çok bulutlu ama yağış şu anda yok. Aralık